Güçlü itirazlar yükseldi. Güçlü itirazlar yükseldi. Bu konu gün boyunca sosyal medyada çok tartışıldı. İşte kamuoyu kanaat önderleri arasında da Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine itiraz edenler var. Güçlü itirazlar geldi. Şimdi bir hafıza tazelemesi yapalım birlikte. 20 Şubat 2023, 6 Şubat depremlerinden 14 gün sonra Anka Haber Ajansı şöyle bir haber geçti. Kılıçdaroğlu, Hatay'daki belediyelerin deprem felaketinin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması için talimat verdi. Şimdi o dönem iklimi bir hatırlayın. 11 büyük şehri yerle bir etmiş, etkili olmuş. 6 Şubat depremleri, peş peşe gelen iki büyük deprem. İktidar deprem olduktan sonra süreci yönetememiş. İşte Mehmetçik neden kışladan çıkarılamadı? İnsanlar günlerce çadır beklediler. Enkazda soğuktan donarak ölenler oldu vesaire vesaire. Hatırladınız değil mi? O dönem bunları konuşuyorduk. Ve Erdoğan yaşananlar için kader planı demişti. Yani Allah böyle yazmış, yapacak bir şey yok manasına gelen kader planı tanımlamasını kurmuştu. Deprem bölgesi için, yaşananlar için. Buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluk alıp CHP'li belediyelerin, Hatay'daki CHP'li belediyelerin ortaya çıkan felaketteki sorumluluklarını araştırmak üzere bir heyet oluşturdu. Selin Sayek Böke ve Seyit Torun o heyetin başındaydı ve duyuruldu böyle. Yani biz bir heyet oluşturduk, gidecekler. Bizim belediyelerimizin sorumluluğu nedir? Buna bakacaklar, araştıracaklar ve bir rapor hazırlayacaklar. O rapor doğrultusunda da biz atmamız gereken adımları atacağız. Söylenen buydu. Sonra bu rapor kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani yapılan incelemeden ne sonuç çıktığına dair kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Seyit Torun heyetteki isimlerden biriydi. Bugün aradım Seyit Torun'u. O dönem genel başkan yardımcısıydı. Ne yaptınız, gittiniz mi CHP'li belediyelerin depremdeki sorumluluğuna ilişkin araştırma yaptınız mı diye sordum. Seyit Torun dedi ki evet gittik. Ama dedi CHP'li belediyeler için majör bir kusur görmedik dedi. Yaptığımız incelemede majör bir kusur görmedik. Tali sorumlulukları vardı dedi. Bir rapor hazırlandığını söyledi. Ama CHP'li belediyelerde majör bir kusur görmedikleri için raporun kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Seyit Torun. Söylediği bu. O dönem ben yine ekranlarda işte olan biteni dilim döndüğünce aktarmaya çalışıyordum ve bu meseleyi önemsemiştim. Yani o dönem bunu anlatmıştık. CHP'nin attığı bu adımın önemli olduğunu, farklı olduğunu, sorumluluk aldığını ve işte belediyelerin bir kusuru varsa bunun ortaya çıkarılacağını söylemiştim. Ama öyle olmadı. Raporu görmedik. Seyit Torun da majör bir kusur görmediklerini söyledi bugünkü telefon görüşmemizde. Ama Lütfü Savaş'ın dün belediye başkanı olarak ilan edilmesinden sonra yazılıp çizilenlere, değerlendirmelere bakarsanız eğer olan bitenden majör sorumlu tutulanlar arasında olduğunu görürsünüz. Lütfü Savaş'ın, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin. Şimdi çok tepki gelince acaba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Lütfü Savaş kararını gözden geçirebilir mi? Yani işte adaylıktan çekilmesi mümkün olabilir mi? Daha Şubat'a kadar zaman var. Deniz Yücel'e, parti sözcüsü Deniz Yücel'e bugünkü basın toplantısında soruldu bu soru. Cevap şöyle. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız partimizin yetkili kurulları, yetkili organları büyük bir titizlikle gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yaptıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi, yaraların sarılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanımız gereken her türlü özveriyi, fedakarlığı bugüne kadar göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. CHP'nin kanaati böyle. Lütfü Savaş'ın deprem sonrasında gereken her türlü özveriyi gösterdiğini düşünüyorlar. Bakalım ne olacak? Hataylılar bu meseleye dair ne düşünüyorlar ve onların iradeleri sandığa nasıl